Neye ihtiyacımız olsa, neyi merak etsek yaptığımız ilk şey internete bakmak. İnternette yazan yorumlar ve beğeniler de fikirlerimizde oldukça etkili durumda. Öyle ki artık hastalandığımızda gideceğimiz doktoru bile otel seçer gibi internetten seçiyoruz. Peki bu ne kadar doğru? İşte cevap. Araştırırken bile insanlar olumlu bir şey, olumlu bir yorum görmek istiyor. Olumlu yorum gördükten sonra da direkt o doktora mesela gidip tercih ediyorlardır. Umut tacirlerine aldanmasınlar. Maalesef hayatımıza artık internet yön veriyor. Öyle ki sağlığımızı bile bir tıka emanet ediyoruz. Gideceğimiz doktorun beğeni, takipçi sayısı adeta bizi ona yönlendiriyor. Bir şey pişireceksek tarifine internetten bakıyoruz. Tatile mi gideceğiz, nereleri gezelim onu da internete soruyoruz. Alışveriş yapacaksak, araba alıp ev satacaksak onu da internete soruyoruz. Yani her şeyi artık internetten yapıyoruz. Öyle ki hastalandığımızda otel seçer gibi gideceğimiz doktoru da artık internetten seçiyoruz. Bir kişiyi daha çok görmeleri medyada o kişinin o konudaki en iyi hekim olduğunu göstermez. Sosyal medyada hekimlerin takip ediliyor olması da onların en iyi hekim olduklarını göstermez. Sadece reklam hususuna çok önem verdiklerini gösterir. Örneğin hamile bir kadın hem canını hem de bebeğinin sağlığını emanet edeceği doktorunu internetten buluyor. Doktorun yapmış olduğu paylaşımlardan, takipçi sayısından yola çıkarak o doktoru seçiyor. Tabii ki yapılan yorumlardan etkileniyoruz, bakıyoruz. Tabii ki doktorlarımızı da internet ortamından araştırmak ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama gidip yerinde ziyaretlerle veya bir referansla gidiyorsam tabii daha çok etkileniyorumdur internete kıyasla. Doktorlar hakkında internette yapılan olumlu olumsuz yorumlarsa kişiler üzerinde adeta kanaat önderi oluyor. Gitmeden önce araştırma yapıyorum. Çünkü ön bilgi edinmek istiyorum. Doktorum hakkında gideceğim kişiyle ilgili bilgiye sahip olmak istiyorum. Öncelikle işlemlerine bakıyorum. Sonrasında hasta yorumlarını inceliyorum. Ona göre de karar veriyorum. Ancak internetten seçilen doktor bazen hayal kırıklığına sebep de olabiliyor. Bir arkadaşım bununla ilgili bir cerrahi operasyon yaptırmıştı. Resimlere bakarak gitti ama kızın öncesi ve sonrası resimlerine baktığımız zaman hiçbir şekilde bir değişiklik olmadı. Hatta daha bile kötü olduğunu gördük. O yüzden açıkçası ben hiçbir şekilde böyle bir şeyi düşünmem ve yaptırmam. Siz olun, araştırmanızı sadece internetle sınırlı tutmayın. Özellikle sosyal medyada cazip hale getirilen paylaşımlara kanmayın. Çaresizlikten yapıyor olabilirler. Evet, ben de çok çaresiz kaldım. Kime güveneceğini şaşırdı artık insanlar. Çok acil bir durum olursa mecbur kalınabilir. İşte bildiğiniz birisi olmaz, tanıdığınız bir doktor olmaz veya akrabalarınızda bile bildiği birisi olmaz, tesadüfen bulursunuz, mecbur kalırsınız. Belki öyle oluyor, bilemiyorum. Eğer haksız bir reklam yapılırsa, diğer hekimlerin işlerini kusurlu yaptıkları ifadesi varsa ve kendisinin o işi en iyi yaptığı ile ilgili iddia varsa bunlar kesinlikle ceza gerektiren suçlar halinde, disiplin suçları halinde onur kurullarımızda görüşülüyor ve karara bağlanıyor. Ankara Tabip Odası'na yaklaşık olarak ayda 3 ile 4 şikayet bu konuda geliyor ve bunlar onur kurullarımız tarafından soruşturuluyor. Verilecek cezalar para cezasından 15 gün meslekten mene kadar gidebilen cezalar veriliyor.